Merhaba 2 Haziran 2024. Pazar ve Kenilworth'dayız. Ee, Güney Afrika'da Kenilworth'te. 9 kişi orada normalde ama 7, ilk 7 koşuyu almış tabii. Bu arada 31 Mayıs'ta Kapsim Park'ta Premium seviyelerimize ait olan vermiş olduğumuz şablon. 52 lira 50 kuruşluk şablon. 3138 lira tuttu. 3 tane banko girdik. 2 misliye girdi burada. Şans yanımızda. güldü bize yüzümüze güldü. Arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim, şimdi biz bir dosya yapıyoruz ee, Nisan ve Mayıs aylarında tuttuğumuz ve beşte kalanlar diye ee, bu ka inanılmaz bir başarı grafiği var, İnanılmaz arkadaşlar. Yani e, biz bunu tutmuyorduk. Bir yayın, ben yani ona karşı bir vaktim yok. Yayınını yapalım, ee, bu e, ne olup bittiğine dair. O yüzden yapmayacağız arkadaşlar, ama var yani, gerekirse yapacağız ama. Onu da söyleyeyim. Çünkü 4 yılı geçmiş hala insanlara bir şey benzetemiyor. Çünkü e, klasik kafa, klasik zihniyet e, bu şekilde değişmiyor maalesef. E, biz e, kendi yolumuzda gidiyoruz arkadaşlar. Hiç kimseye de bağlantımız yok. Hiç kimseden de feyz almıyoruz. Herkes bizden feyz oluyor. Biz hiç kimseden feyz almayız. Kendi bildiğimizi yaparız arkadaşlar. Evet, e, ne var Kenilworth'ta? Böyle çok da geniş olmayan bir kupa yanmaya çalıştık gerçekten. 12.40'da başlıyor gelir birisi Meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. 2 numaralı Breakfast Run. Chris Bontan ve 5 numaralı Ward ve Richard Fury. Burası için yeterli. 2 ve 5 yaşlı. Aslında normalde kırmızı ekirler daha iyi yeterli. Hatta burada 4 bile girebilir yani. 2 2 4 numaralı La Pulga. Dom ayarlı. İkinci kuşu Maiden 3 yaşlı İngilizler. 13-10'da başlıyor. i̇kinci koşu altılı Evet 1200 metre çıkacaklar. Arkadaşlar günün en zor koşu olan burası açıkçası. Çünkü her an burada e, yan gelebiliriz. Bir numara burada ön planda. Eğer bir alternatif banko olacaksa bunun bir numara diyebiliyoruz. Bagatella Flash. Burada Craig Zaki ile. 3 numaralı Captain West Mustafa ile. Sekiz numaralı Combra Via. Noah, 9 numaralı Arbitration, Richard Fury ve 13 numaralı Diablo, Miyoka. Bu mutlaka yazalım bu atı. Arkadaşlar e, hem Amerikan hattı var hem de The United States Mambo'nun Seattle'dan uzantısı e, bir şekilde bu atı yazalım. 13 numarayı mutlaka yazalım. 1, burada Alternatif Bank konumunda zor arka olarak 3, 8, 9, 13 diyoruz. Ha burada varsa sizin de bir atınız AGF oranlarında yüzde on AGF'yi gören at varsa e, bu artık sizin atınız olması lazım ve ilave verilmesi lazım. Bu ilk ayak çok önemli arkadaşlar. İlk ayak geçersek altılı tutturma ihtimalimiz yükseliyor. 13.40'da ikinci ayak başlıyor. Üçüncü koşu. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 metre. Bir numara Stated. Burada alternatif banko konumunda iki numara Power and Glory. Bu kadar burası için yeterli arkadaşlar. 1 ve 2 diyoruz. Siyah ve 2 numara. Evet. Give the green light var yine. Tam böyle saf Avustralya şu 3 numara. Çok kuvvetli girmişler. Yani şu 2 atın dışına çıkma ihtimali bilmiyorum ama çok zor gibi. Yani burada belki şurada bir ilk kez koçuk atlar var. Belki onlardan biz bir hani darbe yiyebiliriz. Yani kırmızı eküller belki buraya geniş düşünenler için ilave olabilir. Biz öyle düşünmüyoruz. Bir alternatif banko yapıp ikiyi de yanına e, eşantiyon olarak koyuyoruz arkadaşlar. Döncü koşu 14-15'te şartla 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Direkt bankomuz var. 6 numaralı Roman Agent Richard Fury ile banko. Evet. Roman Agent banko arkadaşlar. 5. koşu meydan 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Midway Mustafa ile Alternatif Banko. Rakipler 5 numaralı Tsunami Warning, Craig Zeki ve 7 numaralı Style Icon karşısınız. Ama tavsiyem size yazın hepsini onu. Hatta burada 6 numaralı White Dragon'un da AGP'si %10'un üzerindeyse kesinlikle yazılması lazım. 3 Alternatif Banko 5 ve 7 diyoruz. 6'ya da bakın diyoruz. Raif yavrusu, Rafif yavrusu, Raif. Raif abi. Rafif yavrusu arkadaşlar. Burada, evet. Altıncı koşu 15-25'te şartlı dişi 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Evet burada 7 numara Tequila Sky Orfer'le alternatif banko konumunda. Şimdi vereceğimiz 3 at arkadaşlar bu üçünde gelir var. 1 numaralı She's My Captain Richard Fury. 2 numaralı Love Shack. Domayer'le ve 3 numaralı Night Vigil Mustafa. Tekile Sky burada çok şanslı. 1-2-3 eğer düştü anda 1-2-3'ün içinden bir tanesi bizlere göz kırpacak. 7. ve son koşudayız 15.55'te. Şartlı 3 kare İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar yine günün en zor koşu olan bir tanesi burası. Böyle kolay gibi geliyor ama e, biz burada e, Kırmızı eküllü çok şanslı görüyoruz. Özellikle Silvano yavrusu bu 12 numaralı Silver Falcon var şurada. 6 yaşında ve ekürlüsü 8 numaralı Speed Machine. Hız makinesi atın ismi Allah Allah. Evet bunları alternatif banko yapacaksak bunları yapacağız. bu safkanlara rakip noktasında 11 numaralı Rio Querari, The Querari yavrusu. 6 numaralı Questioning, Ashton Aries ve Eccles var burada. We are jamming. 7 numaralı Brave, Beryl. Artık nasıl okunursak. E, Orferle ve 9 numaralı Mufasa, Mustafa ile. Evet. 12 ve 8, Alternatif Banko. 11, 6, 7, 9 arkadaşlar. Bugünlük bu e, şablonumuz böyle. Çabuğumuzun arkasındayız arkadaşlar. Burada bir şey pas geçtik bu arada. Richard Free attık. Richard bir kazan kazan. Burada bir dur dedik yani. Tabi unutmayın iki tane daha koşu var normalde. 9 koşulu program bu ama TJK sadece ilk koşu koşuyu verdiği için böyle. iki kuşu koşuyu veriyoruz biz de. Selangor yayında, Şantili yayında, Adana yayında arkadaşlar. İstanbul ve Gavsim Park için Premium Star üyelik gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Evet, böylece Kenil World ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.